Yarım dolar 3,5 lira hakkında ne düşünüyorsun? Efendim? Yarım dolar 3,5 lira hakkında ne düşünüyorsun? Soruyu anlamadım. Yarım dolar 3,5 lira ne demek ya? Abi işte şey, dolar artmıyor, TL şey, dolar değer kazanmıyor, TL değer kaybediyor gibi bir şey işte. Yarım dolar 3,5 lira. Ha. 1 dolar da 7 lira. Ya geçenlerde bir arkadaşım aradı beni. Diyor ki ya bundan 5 sene evvelki Yiğit Bulut'un diyor videosunu seyrettim, karşıma çıktı diyor. Adam diyor bas bas bağırıyor diyor. 3,5 lira burası en tepe, satmayan yanar. 3,5'tan sonra elinde patlar. 2 liraya şöyle düşecek, böyle düşecek. Adam bayağı yorumlar yapmış o zaman 3,5 lirayken ya. Bu işte biz de sorduk. Bana onu anımsattı. Yani 3,5 Selçuk. 3,5 liranın arkasında duruyor yani sonuç itibariyle. Selçuk, 1 dolar da yarım dolar. Selçuk oğul, yine bak öyle bir yere pas attın ki bunu söylemezsem içimde şişer. O zaman 3,5 tane satın 2,5 olacak diyen ve daha sonra da biliyorsun 7'leri gördüğümüz, hadi 5,5'ları gördüğümüz o süreçte bu bir manipülasyon değil midir? Birinci soru. İkincisi, o süreçte millet dolarını sattıysa kim toplamıştır? Bunlar araştırıldı mı? Soruyorum. Devam. BNP Paribas biliyorsun 3 tane yasaklanan bankadan birisiydi. BDDK tarafından. Şimdi de TL işlemlerini durdurmuş. Ersin Karaman, ne diyorsunuz bu konuyla ilgili diyor. Hayırlı olsun abi, ne diyeyim. Ya daha bunun çok haber duyacağız. Bu işte benim korktuğum olay. Yani yavaş yavaş TL işlemleri durdurulmaya başlarsa bizim paradaki konvertibilite olayı gittikçe kaybolmaya başlayacak. Az da olsa kendi paramızla ticaret yapma şansımız varken bunu da kaybedeceğiz. Konvertibilitenin gitmesi demek Türk parasının değersizleşmesi anlamına geliyor. Bu arada hemen ikinci konuyu da bağlayalım, buradan yürüyelim. Bu arada bir bilgisayar kapanmadan önce bir soru görmüştüm. Evet, Çanakkale'de yaptım, 116'da. Şimdi bu işin ihracat, reel sektör, işsizlik üçgeninde ve halkın ekonomide bizi normalleşme sonrası neler bekliyor? Hadi bunu değerlendirelim. Selçuk, sen çok soru okudun, senle başlayalım değerlendirmeye. Yani şöyle, normalleşme süresinde bizi nasıl bir ekonomi bekliyor, değil mi sorumuz? Evet, ama reel sektör, ihracat, işsizlik ve vatandaşın ekonomisi bazında değerlendiriyor. Okey. Şimdi abi 3 aydır dükkanlar kapalı. Türkiye'de Mart'ın ortasından itibaren, işte Çin'de Aralık'tan itibaren yavaş yavaş açılmaya başladı. Avrupa'ya bakıyorsun. Mart'ın ortasından, Mart'ın başından itibaren kapanmalar başladı. Ve görünen o ki bu Haziran'a kadar devam edecek. Hadi diyelim ki Haziran'da bitti. Açtı insanlar dükkanlarını. İnsanlar gidecek mi buralara? Hala bir endişe, tedirginlik, kaygı olacak. Büyük bir kesim talepten vazgeçecek. Duracak yani, bekleyecek biraz daha. Temkinli davranacak. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül dedim, yeniden sonbahara giriyorsun. Bu sefer sonbahara girdiğimizde daha çok korku basacak millete. İkinci bir dalga gelecek mi, gelmeyecek mi diye. Şimdi bütün bunlar bir kere pandeminin bitip bitmeyeceğini bize net bir şekilde işaret etmiyor. Yani devletlerin normalleşiyor olması, sadece Türkiye için değil, işte Almanya da bunu yapıyor, Fransa da bunu yapıyor, İtalya da, Amerika da bunu yapıyor. Devletlerin normalleşiyor olması vatandaşların bu sürece katılacağı anlamına gelmiyor. Yani sen normalleşiyorum kardeşim, bütün dükkanları açıyorum dersin ama vatandaş gitmez abi. Ya da vatandaşın gideni tüketim odaklı gitmez. Yani adamın harcama kabiliyeti yoktur ama alışveriş merkezine gider turlamak için falan, öyle düşün. Sokağa çıkar ama bir tüketim yapmaz, ne olur ne olmaz diye. Parası olan adam parasının tasarrufu yönlendirmeye devam eder. Bu da talebin artmamasını beraberinde getirir. Doğal olarak bunu ben de söylemiyorum. Dünyanın çok önemli kurum ve kuruluşlarından, araştırma kuruluşlarından falan yapılan açıklamalar bunlar. Çok ciddi iflaslar gelecek diyor.
bu araştırma şirketi. Ve daha ötesi Fed Başkanı Powell'ın cuma günkü konuşmasına bakıyoruz. O da aynını söylüyor. Reel sektör çok ağır bedel ödeyecek diyor. Bu iş diyor 2020 ortalarının sonunu bulabilir diyor. İyi ihtimal. Yani kötü ihtimal şu. Önümüzdeki sene de eğer ki pandemi bir kez daha hortlarsa o zaman kötü ihtimal devreye girmiş olacak. Ve dolayısıyla reel sektördeki iflaslar bütün borsa sistemlerini falan da çökertecek. Yani borsalardaki hisselerin birçoğunun bilançolarını bozacak. Özellikle yurt dışı borsalardan bahsediyorum ben. Dolayısıyla bankacılık batıklarını arttıracak, işsizliği arttıracak, yoksulluğu arttıracak. Biz bugüne kadar arkadaşlar şu sadece pandeminin etkilerini gördük. Ekonomiyle ilgili biz bir etki daha görmedik. Pandemi bittiğinde bu normalleşme denilen süreç başladığı zaman biz ekonominin esas anyasını konyasını görmeye başlayacağız. Bunun şimdi kimse farkında değil. Şu anda biz depremin içindeyiz. Depremi yaşıyoruz. Deprem bitmedi ki. Daha deprem bitecek. Binalar yıkılacak. Altından, enkazın altından insanlar çıkartılacak. Ondan sonra oradaki harfiyat kaldırılacak. Tekrar bina yapılacak. O insanlara bakılacak falan, böyle uzun bir süreçten bahsediyoruz ve biz hala şu anda sarsıntının içindeyiz. Deprem bile bitmedi. E şimdi sen tutuyorsun normalleşmeye girince her şey düzelecek diyorsun. Böyle bir yalana hiçbir toplum inanmaz. Ve bu gerçekten ahlaksızca bir yalan artık yani. Ya diyecektin ki kardeşim, aynen İsviçre'nin yaptığı gibi kardeşim. sürü bağımlılığını tercih edeceğiz. Herkes sokağa çıksın falan diyecektin. Ya da abi bu hastalık bu kadar tehlikeliyse sen daha net bir şekilde önünü görmeden ben normalleşeceğim deyip insanları nasıl sokağa salacaksın abi? Yeni bir salgının altından nasıl kalkacaksın ve bunun ekonomik bedellerinin olmadığını nasıl iddia edebilirsin? Hadi gelsinler buna cevap versinler. Onun için ben reel sektörde çok ciddi bir yıkım olacağını düşünüyorum. Bankacılık sisteminde çok ciddi batıkların olacağını düşünüyorum. İşsizlik ve yoksulluğun da çok ciddi manada artacağı kanaatindeyim. Ve umarım bu bir sarmala dönmez. Çünkü bir sarmala dönerse işsizlik reel sektörü, reel sektör işsizliği vurmaya devam eder. Bu da bankaları batırmaya devam eder. Ekonomik kriz, ekonomik bunalıma döner. Senelerce işin içinden çıkılamaz. Oğuz. Aynı değerlendirmeyi sukan başlığında. Yani tabii Selçuk'a paralel düşüncelerim var bu konuda. Yani ben de ekonominin bu sene ciddi bir daralma yaşayacağını düşünenlerdenim. Özellikle 3 aylığına kimse işten çıkarılmayacak dendi. Ama o 3 ay dolmak üzere. 3 ay dolduktan sonra acaba işten çıkarmalar Türkiye'de nasıl bir hızla ilerleyecek? Ve bu bizim işsizlik rakamlarımızı nasıl etkileyecek? Bunu daha bilemiyoruz. Eğer çok ciddi işten çıkarmalar olursa doğal olarak ülke çok ciddi bir daralma yaşayacak. Çok ciddi bir gelir kaybı yaşayacak. Ve bu iş eğer ikinci dalgası da gelirse Eylül-Ekim gibi bu trend devam edebilir. Yani bütün korku zaten bu ikinci dalganın olmasıyla ilgili. Bütün göstergeler ona göre şekillenecek. Ama ilk basamakta şirketler önlem almak için Haziran ayında bence işten çıkarmalara ne yazık ki başlayacaklar. Bu da tabii halkı vuracak. Değil mi? Ben istemez. Evet, yani tabii ki kişi başı gelir dağılımı düşecek, ülke küçülecek, işsizlik arttığı zaman harcanabilecek, piyasadaki rakamlar azalacak. Tüketim daralacak. Tüketimin daralmasıyla birlikte devlet vergi toplamakta zorlanacak. Toplayamadığı vergiyi bütçe açığı olarak ona dönecek. O bütçe açığını kapamak için ya borç bulacak ya para basacak. Para bassa enflasyon artacak. Borç bulsa acaba bulabilecek mi? Ne kadar bulabilecek? Özel sektör bir taraftan yabancı para cinsinden borçları olan bir özel sektör. Bu borçların zamanları geliyor, vadeleri geliyor. Bu gelen vadelerde borçları ödemesi gerekiyor. O da ayrıca başka bir problem. Yani neresinden bakarsan bak, bu sene bizim için kayıp bir yıl. Önemli olan 2021'de
nasıl toparlarız onu konuşmak. Yoksa 2020 yılı ile ilgili kimsenin tartışacağı bir şey kalmadı artık geriye diye düşünüyorum.